sonhavadis.com sunar. İşimiz Sağlık programıyla tekrar karşınızdayım. Bugünkü programda da yine çok özel ve çok değerli konuklarımız var. Bakalım bugün programa katılan misafirlerimiz kimler? Şimdiki konuğum saç ekme uzmanı doktor Sayın Nedim Ardıç. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Erhan Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ ol Erhan Bey. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim hocam. Nasıl gidiyor çalışmalarınız? Yoğunsunuz? Bayağı yoğun. Gayet iyi çalışıyor sevgili hocam. Hocam saç ekimi biliyorsunuz daha önceki programlarda da birçok sorular geldi. Özellikle saç alınan bölgeyle ilgili çok merak edilen durumlar var. Saç en çok hangi bölgeden alıyorsunuz hocam? Saç oradan başlayalım. Alınabilir evet. Diye aslında sorular geliyor. Çünkü insanlar düşünüyor ki acaba ensemde var mı? Acaba sakalından alabilir mi? Acaba göğsünden alabilir mi gibi. Evet çok sorular geliyor. Normalde saç ekiminde en sık kullandığımız alan iki kulak arasındaki mesafe, ense bölgesini çok tercih ediyoruz. Eğer ense bölgesinde bu iki kulak arasındaki mesafede açık olan alanı kapatabilecek kadar saçımız varsa orayı tercih ediyoruz. Buradaki bir özellikle bir nokta var, onu çok iyi değinmek istiyorum. Çünkü saç ekiminde en sık yapılan hatadan birisidir o. Sonuçta saç ekiminde bir hedef var. Nedir hedef? Saç seyrekliğini ya da kelli ortadan kaldırmak. Kaldırmak kesinlikle. Bir insana bakıp saçınız kel ya da saçınız seyrek derken neyi söylüyorsunuz? Aslında gördüğünüz ya da gözünüzün algıladığı bir şeyi söylüyorsunuz. Bizim gözümüzün saç seyrekliği konusunda bir algılama limiti var. Tabii bu kişinin saç rengine, cilt rengine, saç kanlılığına, ırkına bağlı olarak değişmekle beraber bunu ortalama Türk toplumu için siyah saçlı, orta kalınlıkta bir kıl için 1 santimetre karelik bir anda 40-45 tane saç deliği kalana kadar bizim gözümüz bu normal görüyor. Kabul ama 40-45'in altına düştüğünde bizim gözümüz bunu seyrek görmeye başlıyor. Aslında biz saç ekiminde kullandığımız temel argüman bu. Şimdi dedik ya donör saha. Donör sahada saçları toplarken 1 santimetre karelik anda minimum 50 tane saç bakıyoruz. 50'den fazla olanı alıyoruz. Örneğin diyelim ki 80 tane varsa biz ulan 30 tane alıyoruz. 30 tane yapıyoruz. Diyelim ki 120 tane var, o zaman 70 tanesini alıyoruz. Ama eğer ki donör saha dediğimiz bu iki kulak arasındaki saç miktarı yeterli değilse, ikinci sırada sakaldan alıyoruz, çenemizin altından, şu alandan alıyoruz. Bu alan genelde pozisyona bağlı çok fazla belli olmadığı için ya da burada istenmeyen bir takım tüylerimiz var alt kısmında, onları toplayıp alıyoruz ama buradaki sayı çok fazla değil. Ne kadar iyi çalışsanız çalışın, 1500-2000 asla ve asla geçemezsiniz. İkinci derece olarak sakal altını donör saha olarak kullanırız. Evet. Eğer orada da yoksa kasık bölgesindeki kıllara tercih edebiliyoruz. Ya da kasık bölgesinde istemiyorsa göğüs kıllarını alabiliyoruz. Sırt kıllarını alabiliyoruz. Kol ve bacaklardan alabiliriz. Ama tercihen dediğim gibi ilk olarak iki kulak arasındaki mesafe sakal ve göğüs tercih ediyoruz. Yani olarak. Değişik bölgeden alınan kıllar da aynı kaliteyi taşıyabiliyor. Şimdi öyle saç mi? Aynı şey gibi düşünün. Yani bitki gibi düşünün. Bir yerden bir bitkiyi söküp başka bir yere ektiğinizde kuru bir yerden alıp sulak bir yerden aynısı mı oluyor? Farklı oluyor. İşte saç da böyle bir şey aslında. Sakal kılını alıp saç deliğe koyduğumuzda önce evet gerçekten sakal kılı gibi çıkar. Ama zaman içinde o dokuya, o bölgeye adapte olup oradaki saç kılı gibi oluyor. Ama bunun bir süresi var. Öyle hemen 6 ayda, 5 ayda olmuyor. Bu sakal kılığında bazen 1,5-2 yılı bulabiliyor. Göğüs kılığında 2 ayda, 3 yıl dahi bulabiliyor. Bu adaptasyon süresi kişiye bağlı olarak değişmekle beraber hiçbir zaman 3 yılı geçmiyor sevgili hocam. Hocam birçok saç ekme yöntemlerinden bahsettiniz de merak ettiğimiz bir safir uç saç ekimi. Tabii terimi var. Evet. O nedir hocam? Son zamanlarda çok yaygın. Ben safir ekim yapıyorum. Böyle açıklamalar var. Bunu mantık çok şu. Çok duyuyoruz onu. Evet, mantık şu sevgili hocam. Cerrahide bir kural var. Dokuya ne kadar saygılı olursanız
Doku sizi o kadar ödüllendirir. Dokuya ne kadar saygısızlık yaparsanız dokuzu cezalandırır. O nedenle saç ekimindeki önemli noktalardan birisi de söktüğümüz saçları açacağımız kanalların özelliği. Evet. Biz yıllar öncesinden kullandığımız bir takım trapanlar vardı. Bunu biz jiletten yapardık. Veyahut da piyasada bir takım metalden yapılan trapanlar vardı. Onlarla kanal açıp ekiyorduk. Şimdi son zamanlarda işte bu dokuya saygı açısından safir uç diye aslında sıkışmış camdan yapılmış bir şey var. Kama gibidir ucu. Evet çok güzeldir. Onunla kanal açtığımızda dokuya çok az zarar veriyoruz. Ayrıca ucu sivri olduğu için saç olan bölgede kanal açarken kanal açtığımız bölgedeki var olan saçlara da çok daha az zarar veriyoruz. Çünkü düşün iki kıl arasından giriyorsun ve ucu kama gibi, iğne ucu gibi olan bir uçla giriyorsun. Sağındakine ve solundakine değme ihtimali daha azdır. Ama geniş bir şey olsaydı mutlaka bir şey deyip zarar verebilirdin. O yüzden evet safir uçla kanal açmak çok mantıklı. Ama safir uçla kanal açmak demek bir şey demektir. Safir uç bir yöntem değildir. Yani bu bir metot değil. Bu sadece saç ekimi sırasında kanalları açmak için kullandığımız bir ekipman. Başka bir şey değil. Yalnız bunu her hasta kullanmıyoruz. Yani çok avantajlıdır. Evet dokuya çok saygılıdır. Çok az tahribat veriyor. Hiçbir iz kalmıyor. Ama bazen ucu sivri olduğu için kanalı açtığın alanda kanlanma olmayabiliyor. Kanal açarken eğer kanlanma sağlanmıyorsa, açtığınız kanalın alt kısmında eğer kanlanması yoksa o zaman da safir uç tercih etmiyoruz. O zaman değiştiriyoruz. Çünkü eğer ki kanlanması olmayan bir alana siz saç ekersiniz o tutmayacak. Onu yapan hiçbir anlamı yok. Yani evet safir uç iyidir ama safir uç her şey değildir. Yani her zaman onu kullanmak da doğru değildir. Bu saç ekiminde kullandığımız şey aslında kişiye özeldir. Biz de öyle kanal açacak önce safir uçu kullanıyoruz ama 10 hastanın ikisinde safir uçu da kullanmıyoruz. Çünkü fayda yerine zarar vermeye başlıyor bu sefer de. Yani her şeyin çözümü safir değil. Değil tabii. Söyleyebiliriz. Bir de saç çizgisi hocam nedir? Neye göre oluşturulur? Bu çizgi nasıl bir başı var, nasıl bir sonu var? Saç ekimindeki aslında sanatsal özellik arz eden önemli şey saç çizgisidir. Yani aslında bu işi yapan hekimin imzasıdır saç ekimindeki saç çizgisi. Tablodaki saç gibi. Çizgisi standart bir şey değil. Yani gidiyorsunuz örneğin alışveriş merkezine bakıyorsunuz. Saç çekilmiş bir süre, herkese sabit, standart bir çizgi. Hatta bir aletiniz var, tutuyorsun, çizgi oluşuyor, ona bağlı hemen çizip saç oluşuyor. Böyle bir şey yok, bu çok yanlış. Çünkü saç ekiminin sanatsal kısmıdır saç çizgisi. Ve saç çizgisi standart bir şey değildir. Herkes de farkıdır. Yani düşünün ki sivri bir yüzü olan bir insana düşünün. Ona yüz bir çizgi yaparsanız koni gibi bir yüzü olacak. Saç çizgisindeki önemli fonksiyon, önemli özelliği yüz estetiğini, yüz bütünlüğünü sağlayan önemli unsurdur. Eğer siz bir insanın yüzüne baktığınızda bütün ayrıntıları tek tek görüyorsanız, yani kaşlarını ayrı, burnunu ayrı, her yerde bir sorun görüyorsanız, temelde onun saç çizgisi estetik olmadığı için öyledir. Biz saç çizgisini öyle bir oluştururuz ki yüzü bütün gözüksün. Bu birincisi. Ama eğer yüzünü bütün gösteremeyeceksek, yani yüzündeki estetik açıdan bazen bütün gösteremeyebilirsiniz. Evet. Nedir? Örneğin hastamızın inanılmaz güzel gözleri ve kaşları vardır. O zaman ne yapacaksınız? Siz onun o çok güzel olan gözlerini ve kaşlarını, saç çizgisini gözlerine ve kaşlarına orantılayarak yüzün önüne koyabilirsiniz. Ya da çok güzel çenesi olan bir insanın çenesini yüzün önüne koyabilirsiniz. Ya da küçücük, minnacık, çok güzel bir burnu olan bir insanın öyle bir orantılarsın, yüzün tam ortasına onu ayarlarsınız. İnsanlar onu görüp yüzünü bütün görebilirler. Evet. Saç çizgisi yüz estetiğini gözlerin önemli unsur. Ve bu işin sanatsal kısmı. Danışanlarımıza şunu söylüyoruz. Lütfen saç çizgisi konusunda bize güvenin, bize inanın. Bize bir saç çizgisi diyorsak bu sizin için en iyisidir. Çünkü bu benim imzamdır. Bu işin sanatsal kısmıdır. Ben bunu kötü yaparsam bunu bir daha düzeltme şansım yok. Doğru. Ama ne yazık ki danışanlarımız saç çizgisini isterken abartılı istiyorlar. Biz gerçekten çok yoruyor ve zorluyorlar. Diyor ki bana böyle bir saç yapacaksın ama güzel olmayacak diyorsun. Çünkü eksiği olan bir şeyi biz insan olarak böyleyiz. Fazla isteriz. İşte doğru. Bir takım şeylerin azı da olmadığı gibi fazlası da zarar. Fazlası da zarar. Hocam çok uzun yıllardır saç ekimi ya da saç nakli diyelim yapıyorsunuz. Bu işte uğraşıyorsunuz. Bu iş ekip işi mi yoksa kişisel bir iş çok mi? Çok güzel bir soru. Şimdi sevgili hocam bu neye benzer biliyor musunuz? Bizim yaptığımız iş her ne kadar bir sağlık uygulaması olsa da
biz her ne kadar hekim olsak da, cerrahi bir uygulama olsa da aslında yaptığımız iş bir sanat. Tıpkı resim yapmak gibi ya da heykel yapmak gibi bir sanat. Siz hiç bir heykeli ya da bir resmi 10 tane sanatçının yaptığını gördünüz mü? Genelde bir tane sanatçı yapıyor. Tabii. Saç ekimi de aslında planlama ve uygulama açısından böyle bir şey. Ama hiçbir zaman bir hekimin tek başına bir saç ekimini yapma ihtimali yoktur. Bir asistanlara ihtiyacın olacak. Sonuçta siz ne yapıyorsunuz? Hastayı aldınız. Önce saçlarla halini görüyorsunuz. Çizimlerini yapıyorsunuz. Sonra saçlarını kesiyorsunuz. Onun üzerine bir daha oynuyorsunuz. Saç çizgisini oluşturuyorsunuz. Ondan sonra toplayabileceğiniz saç miktarını hesaplıyorsunuz. Donör oranını hesaplıyorsunuz. Kapatır mı kapatmaz o kararı veriyorsunuz. Ve onları çıkartmaya başlıyorsunuz. Onları çıkarttığınızda onların sayısını bilmek istiyorsunuz. Onları siz sayamazsınız. Onları mutlaka sayan bir hemşire grubun olacak. Ve onları uygun bir sıvıda, uygun bir sıcaklıkta bekletecekler. Ve onları sayacaklar. Onları belli bir sınıflara ayıracaklar. Nedir? Çıkarttığınız kökleri örneğin 3000 tane gref çıkarttınız. Bunların kaç tanesi tekli, kaç tane ikili, kaç tane üçlü, bunu ayırmaları lazım. Bunun için bir ekibe ihtiyacınız vardır. Bunun yanınızdaki ekip bu çıkarttığınız saçların seleksiyonlarının sınıflamasını yapar ve uygun şartta uygun şeyle bekletirler. Ondan sonra siz dönüz kanalarını açtınız. Kanalları açtıktan sonra onları ekmeniz lazım. Bunları ekerken de kullanacağınız bir takım malzemede, pensette var. Onlarla dokuya yerleştiriyoruz. Ama onu gazlı bezin, spancın üzerinden almak var. Ya da bir önüne koyması var. Yani birisi önünüze koyacak, birisi çekecek. Evet, saç ekimi tek kişinin yaptığı, merkezinde bir kişinin olduğu, bir kişinin planladığı, bir kişinin yaptığı ama etrafında en az 2-3 kişinin de bulunduğu, ona yardım ettiği takım halinde yapılan bir uygulamadır sevgili hocam. Hocam, ameliyat esnasında ya da bu saç nakli sırasında başka medikal tedaviler ek olarak kullanabiliyor musunuz? Şimdi, kolajen tarzı ya da PRP tarzı ya da başka bir tarzda bir yardımcı uygulamalarınız var mı? Harika bir soru. Sevgili hocam şöyle, genelde insanları atırken yok sana 10 tane PRP veriyorum, ya sana 5 tane mezoterapi veriyorum, kök hücreyi nakli yapıyorum. Hocam bunlar çok bana komik geliyor. Çünkü sen benim cilt altımı biliyor musun? Benim cilt altındaki sorunumu biliyor musun da sen bana PRP yapacaksın? Ya da benim dolaşımımı biliyor musun? Benim yağ dokum miktarını biliyor musun sen bana mezoterapi yapacaksın? Bu tip şeyler operasyon sırasında verilen bir takım kararlardır. Mesela saç ekimine başladınız, çıkartmaya başladınız. Baktınız ki kanlanması iyi değil. Kanlanması iyi değilse siz ona mutlaka PRP ilave edeceksiniz. Eğer PRP ilave etmezseniz kayıp yaşarsınız. Ya da ameliyat sırasında baktınız ki inanılmaz bir yağ dokusu var. Sonra ameliyat sırasında bir lipolitik mezoterapi yapmazsan o kökleri kanlanması iyi olan alana yerleştiremeyeceksin. Yağın üst kısmında kanacak, beslenmeleri bozacak ve dökülecek. Bu tip şeyler mutlak gereklidir ama bunlar önceden öngörülebilir şeyler değildir. İşte iyi hekim olmak burada devreye giriyor. Deneyim burada devreye giriyor. Operasyon sırasında sorunu görüyorsunuz, sorunu tespit ediyorsunuz ve onun çözümünü biliyorsunuz ve onun çözümünü yapıyorsunuz. Hatta ve hatta operasyondan sonra hastaya ne yapılması gerektiğini de ameliyat sırasında karar veriyorsunuz. Ve ameliyattan sonra hastaya diyorsunuz size şu lazım, mezoterapi lazım, PRP lazım, kök hücre lazım. Onu ondan sonra ona söylüyorsunuz. Yani operasyondan önce böyle bir şey söyleme şansımız ne yazık ki yok. Yani durum hocam. Değerlendirmesi yapıldıktan sonra. Evet. Ameliyat sonrası hocam peki bakımla ilgili neler tavsiye ediyorsunuz? Bazı özel kremler, şampuanlar, antibiyotikler ya da başka uygulamalara gerek duyuyor musunuz? Şimdi hocam operasyondan sonra hastaya yapabileceğimiz tedavi dediğim gibi operasyon sırasında verdiğimiz kararlar var. Evet. Bir de standart bir şeyimiz var. Uygulamalar. Sonuçta düşünün ki siz cildinden 3000 tane ya da 4000 tane graft söktünüz donör sahasında ve ona tekrar açık olan alana yerleştirdiniz. Ve genellikle söktüğümüz alanın derinliği ile ektiğimiz alanın derinliği aynı olmayabiliyor. Çünkü siz o graftleri cilt altına yerleştirirken kanlanması çok iyi olan bir yere ekmek istiyorsunuz. Ve genelde kanlanması çok iyi olan bir yeri bulana kadar siz kullandığınız derinliği ayarlıyorsunuz. Cildimize saçlı derede 1 santimetre karelik bir alanda yaklaşık olarak 2000 tane bakteri virüs var. Yani siz o bakterileri ise cildinizin altında, bazen cildin altında da yerleştirebiliyorsunuz. Çünkü kanlanması iyi olan bir yere ekeceksiniz. O nedenle operasyondan sonra hastaya 5 gün boyunca bir antibiyotik kullanmasını öneriyoruz. Evet. Artı bunun yanında operasyondan sonra hastaya bir analjezik, bir ağrı kesici 2 gün kullanmasını öneriyoruz. Saç yıkaması için bir losyon, bir şampuan önerilerimiz oluyor. Onları biz hastaya uygulamalı olarak anlatıyoruz.
Bazen çok endire olarak da operasyondan sonra bir takım ilaçlar kullanmasını öneriyoruz. Ama bu kullanacağı ilaçları operasyon sırasında değil, operasyondan önce karar veriyoruz. Çünkü hani operasyondan önce hastamızı tetkik ettik ya. Evet. Bu tetkiklerin içinde bir eksikliğini gördük. Evet, anamnezi aldık. Evet. Ha, o zaman bir takım ilaçlar. Eğer ki bu hasta ülkemizden, örneğin İstanbul'da bana gelmişse, öncesinden tedavi edip ondan sonra operasyonu alıyorum. Ama diyelim ki hastamız yurt dışından geldi. Bir gün önce geldi. Onan formunu aldım. Kan tetkiklerini aldım. Baktım ki hastamın B12'si düşük. Hastanın ferritini düşük. Folik açık. O zaman bu tip ilaçları hemen operasyondan sonra kullanmasını öneriyorum. Ama operasyondan sonra bazı arkadaşlarımız bir takım hormon preparatları da bir takım vitaminleri veriyor. Ben öyle bir şey önermiyorum ve kullanmıyorum da. Bunun harici eğer ihtiyaç varsa o öncesinden belirliyorum onu. O ihtiyaçlara veriyorum ama ekstra yapılan ekimi desteklemek adına bir takım ilaçlar ben önermiyorum. Ona vermezsiniz. Hocam bir de bir merak ettiğim bir soru var. Aldığınız grafti ya da aldığınız saç kökünü hangi derinlikte uyguluyorsunuz? Derinin içine, evet. Şimdi sevgili hocam, bunun önemli şeyi şu. Son olarak eskiden nasıl yapardık onu? Biz çıkarttığımız parçayı ölçerdik. O boyutta bir jilet keserdik ve o boyuta ekerdik. Ama zaman içinde bize şunu gösterdi, yanlış bir şey bu. Evet. Ekeceğin şey birincisi yağ dokusunun altında olacak. İki, kanlanması çok iyi olan bir alan olacak. Kanalı açarken kanlanması iyi olan bir alanı bulana kadar derinliği artırıyoruz. Yani bu bazen 3,5 oluyor, bazen 4, 4,5, 5, bazen 6 milimetre derinliğe kadar kan açmamız gerekebiliyor. Ama bu kişiye özeldir. Kanlanma olan alanı bulana kadar devam ediyoruz. Hatta ve hatta hep anlatılır. Vertex bölgesinde saç tutmaz. İşte kanlama olan iyi alanı bulmazsan o ekim tutmayacaktır. O yüzden kanlaması iyi olan derinliğe kadar mutlaka bir kanal açıp o kökü o kanlaması iyi olan alana yerleştiriyoruz. Bir de son olarak hocam saç ekiminde sıklık ne ölçüde önemli? Başarı için. Az önce de bahsetmiştik aslında. Onda da geçen puanda mı bahsetmiştik? Bizim gözümüzün algılama limitiyle alakalı bir şey. Evet. Yani sıklık derken aslında bizim gördüğümüz bir şey. Görüyorsun bir insan saçını, anormal saçlısın. Beni diyorsun ki seyrek saçlısın. Gördüğün bir şeyi ifade ediyorsun. Aslında bizim gözümüzün algılama, görme limitiyle alakalı bir şey. Evet. Bir santimetre karelik bir adak Türk toplumu için siyah saçlı, orta kalınlıkta kumral tenli bir insan için söylüyorum. 40-45 tane saç teli kalana kadar normal gözüküyor. Bize saç taklidi 1 santimetre karelik ortalama 45-50 tane saç teli koyuyoruz ki seyrek gözükmesin ve doğal gözüksün. Hocam çok teşekkür ediyorum. Sorular yine bitmedi. Yine çok doyurucu bilgiler verdiniz bize. Programa katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Sayın saç uzmanı Doktor Nedim Ardınç'a ağzına sağlık. Sağ olun hocam. Teşekkür ederim Erhan Bey. Sağ olun. Sıradaki konuğumuzla devam edeceğiz. Sonhavadis.com devam edecek. Sonhavadis.com devam ediyor. Konuğum göz doktoru, doçent doktor Çağatay Çağlar. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Sağ olun hocam, çok sağ olun. Teşekkürler. Hocam bugün hemen konuya girelim. Miyopi'yi konuşacağız. Miyopi nedir hocam? Hemen buradan başlayalım. Evet. Miyopi gözün normalden uzun olmasına ya da gözün kırıcı ortamlarının yüksek kırmasına bağlı uzağa görememe problemidir. Birkaç tane göz kusur problemi var. Hipermetrop ve astigmat gibi miyopta bu şekilde sınıflandırılan bir bozukluk. Sık rastlanan bir rahatsızlık. Şöyle aslında son zamanlarda çok sık rastlanmaya başlandı. Çünkü pandemiyle birlikte dijital ekran süreleri çok fazla arttı. Ve özellikle çocuklarda günlük ortalama dijital ekran süresi 1-1,5 saatken 4-5 saatlere çıktı. Ve bununla birlikte miyopi tetiklendi. 2050 yılında dünya nüfusunun yaklaşık %50'sinin yarısının miyopi olması bekleniyor. Şu an Uzak Doğu'da Çin, işte Japonya gibi ülkelerde %80-90 oranlarına varıyor. Ülkemizde ve Avrupa'da %30-40 civarı olduğu tahmin ediliyor. Yine Amerika'daki rakamlar da birazcık daha yüksek, %40 civarında. Yani sık görüldüğünü söyleyebiliriz. Yani sık görülen bir rahatsızlık. Evet. Ne zaman başlıyor hocam? Hani hangi yaşlarda daha çok rastlanıyor? Çocukluk yaşta mı yoksa daha ileri yaşlarda mı? Evet. Miyopinin başlama yaşları çok farklı bireylere göre. Aslında
genelde başlama yaşı 12-13 yaş, 14 yaş gibiydi. Ama dijital ekran kullanımının bilgisayar, tablet, telefon gibi artmasıyla birlikte bu yaşlar şimdi 9'lu 10'lu yaşlara geriledi, indi. Hatta ilkokul çağında, ilkokul 1. 2. sınıfta başlayan miyopiler görüyoruz. Bu tabii ki en sık gördüğümüz zaman dilimi. Ama bunun yanında doğuştan olan konjenital miyopiler olabiliyor. Yine daha sonra geç dönemde, ergenlik döneminde ortaya çıkan miyopiler olabiliyor. Ve yine erişkin dönemde bazı hastalıklara, özellikle şeker hastalığına bağlı sonradan gelişen miyopiler de mevcut. Bu rahatsızlığın en çok risk faktörleri nelerdir? Evet. Risk faktörü olarak şöyle, aslında miyopi bir refraktif hata, yani bir kırma kusuru, yani bir hastalık değil. Gözün anatomik fonksiyonlarının tam olarak oluşmamasından dolayı ya da hatalı oluşmasından dolayı oluşan bir kusur. Risk faktörlerini de şöyle sıralayabiliriz. Genetik en önemli risk faktörlerinden biri. Anne ve babada miyopi varsa çocuklarda yaklaşık %50 ve daha yüksek oranda miyopi gelişebiliyor. Sadece annede ya da babada varsa %20-30 risk altında çocuklar. Ama onlarda da olmazsa yine de %10-20 oranında miyopi gelişebiliyor. Bunun yanında çevresel faktörler çok önemli. Özellikle güneşli yerlerde, açık havada yaşayanlarda miyopi oranı daha az ama kapalı havası şehir olan bölgelerde ya da şehir yaşantısının dediğiniz gibi yol açtığı bölge, yaşamı arttırdığı zaman geçirilen bölgelerde miyopi daha fazla gözükmekte. Bir başka etmen de yine yaşam tarzı. Yakın çalışması çok olan çocuklarda ya da dijital ekran maruziyeti çok olan çocuklarda daha yüksek oranda gözükmekte. Yani bugünümüzde dijital kullanım da arttıkça da sizin de söylediğiniz gibi biraz daha da artacak gibi görünüyor. Evet. Hocam miyopi uzağa görememe diye tarif ettiniz. Evet. Yani yakında hastamız bunu yani okuyamıyor mu, yoksa flu mu görüyor, yoksa hiç mi göremiyor? Bunun derecesi var mı? Şöyle, miyopiler normalde yakını görürler. Hatta miyop çocuklar ilkokulda uzağı göremeyip yakını daha iyi gördükleri için çok okuyan, okumayı seven, kitaplarla, defterlerle çok haşır neşir olan çalışkan çocuklar, sınıfın çalışkan çocuklarıdır. Belli bir dereceye kadar yakını iyi görürler. Ama tabii çok yüksek miyopi ise, genel olarak da biz miyopiyi ikiye ayırıyoruz. Birincisi basit miyopi, yani 5-6 dereceye kadar olan ve demin söylediğim gibi bir kusur, bir hata sayılan miyopi. İkincisi ise dejeneratif ya da patolojik miyopi dediğimiz, aslında bir hastalık olan ve çeşitli göz problemlerine yol açabilen miyopi. İşte bu miyopide yakın görme de bozuluyor. Evet. Yani miyopi çok yüksek olduğunda uzak görmenin yanında yakın görme de bozuluyor. Ama basit miyopi yakını daha iyi görüyor. Yani tedavisi yapılmazsa nasıl bir sonuçlar doğurabiliyor? Yani ilerlemesinde tehlike yaratıyor mu? Evet. Basit miyopide gözlük kullanımıyla devam edebiliyoruz. Gözlük ya da kontak lens vesaire falan. Bu çok ciddi bir hastalığa yol açmıyor. Ama demin söylediğim gibi 5-6 numaranın üzeri patolojik miyoplarda göz giderek uzunluğunu arttırıyor. Yaşam boyu bu gözün uzaması devam ediyor. Ve bu devam ettikçe tabii ki çeşitli göz problemlerine yol açabiliyor. Bunlardan da en önemlisi gözün arka kısmında halı gibi arka duvarı saran retinada oluşan yırtıklar, gerilmelere bağlı yırtıklar oluşabiliyor. Retina dekolmanı riski olabiliyor. Yine gözün retina kısmındaki sarı noktayı maküleye etkileyip miyopik makülopati dediğimiz rahatsızlığa yol açabiliyor. Ve yine miyoplarda katarakt ve glokom gibi tehlikeli hastalıklarına görülme olasılığı normal bireylere göre daha fazla. Daha fazla. Yani peki hocam, son zamanlarda çocukların da gözlük kullanımı da çok arttı. Evet. Yani bu sadece miyopiye bağlı da değil tabii, değil mi? Daha başka rahatsızlıklarda ilerledikçe hipermetrop olsun ya da daha başka rahatsızlıklar, astigmat olsun, bunlar da buradan mı başlıyor yoksa buna bağlı mı? Şöyle diyebiliriz, aslında hipermetrop ve astigmatlar birazcık daha geri planda. Yani bugün kliniklerde gördüğümüz gözlüklü çocukların büyük bir kısmında miyopi var. Bunun sebebi de demin söylediğimiz gibi son 10 senede hayatımıza giren dijital ekranlar. Önce biliyorsunuz bilgisayarlarla bu akım başladı. Daha sonra tabletlerle devam etti ve son yıllarda akıllı telefonlarla da çok daha had safhaya ulaştı. Ve bunların yoğun kullanımıyla birlikte çocuklar da daha çok miyopik gözlükler takmaya başladılar.
Peki önlem açısından hocam, aileler veya çevredeki büyükler çocuklara nasıl bir yardımcı olabiliyorlar? Evet, şimdi tabii çocuklarda miyopiyi daha çok önemsiyoruz. Çünkü yetişkin miyopisi bir şekilde telafi edilebiliyor ama çocuklarda miyopinin çok daha erken başladığını gözlemlemeye başladık. Evet. Yani annede babada mesela 13-15 yaşında ortaya çıkan miyopiler çocuklarda daha erken ortaya çıkıyorlar. Çünkü sadece dijital ekranlar değil, aynı zamanda yoğun çalışma temposu, yoğun ders temposu, eskiden biliyorsunuz böyle değildi. Sınıflarda kullanılan dijital ekranlar, akıllı tahtalar ya da ödevlerin daha fazla verilmesi, ışık ortamları, LED ışıklar, spot ışıklar, bunların hepsi miyopiyi gerçekten artırmakta. Bir de demin söyledik, kapalı şehir yaşamı miyopinin artmasına en büyük etmenlerden biri. Çünkü yapılan çalışmalarda 2 saat güneşte zaman geçiren çocuklarda miyopinin daha az olduğu saptanmış. Yine köyde ve kırsalda yaşayan çocuklarda miyopinin daha az görüldüğü saptanmış. Bu yüzden en büyük önerimiz çocuğun ekran süresinin kısıtlanması ve daha çok güneşte ve açık havada vakit geçirmesi. Bunun için de en az 2 saat diyoruz ama mümkün olduğu kadar da fazla ya da en azından 1 saat dışarıda olmalı. Ekran maruziyetini azaltalım ama yine de maruz kalmaya devam edecekse en azından ekranı en az 40 santimde tutalım. Çünkü ne kadar yakında tutarsa çocuk, uyumu o kadar fazla uyarıyoruz ve uyumu uyardıkça da miyopi maalesef daha da fazla artıyor. Yine 20 dakikada bir 20 saniye arayla 6 metre uzağa bakarak gözü dinlendirerek eğer ekran karşısına kalırlarsa bu da uyumu azaltan faktörlerden biri. Gün içerisinde yine bölerek kullanmak uyumu azaltabilir. Bunun yanında çocuk eğer yakında işte ödevlerini yapacaksa, defter, kitap vesaire bunlara maruziyet olacaksa daha çok pencereye yakın aydınlık taraflarda bunu yapmasını istiyoruz. Çünkü ortam ne kadar karanlık olursa uyum o kadar uyarılıyor. O yüzden çocukların odasını aydınlık tutmakta fayda var. Hatta şu an Çin'de büyük bir hükümet, 8 bakanlık toplanarak büyük kararlar aldılar ve artık ilkokulları camlı sınıflar halinde yapmaya başladılar. Çünkü Çin'de gerçekten bu çok büyük bir halk sağlığı sorunu. Buradan aslında gerekli ilgili kişileri de bu şekilde uyarmak istiyorum. Karanlık sınıflar miyopi artırıyor gerçekten. Evet. Çocukların daha aydınlık, penceresi daha bol olan aydınlık yerlerde ders yapmaları gerekiyor hem yakın hem uzak için. Ama en azından evde biz böyle bir ortam sağlamalıyız. Yine eğer gece çalışmak zorunda kalacaksa çocuk, ya ışık önden gelmeli, arkadan gelip gölgesi kitabın üzerine düşmemeli ya da masa lambası kullanmalı. Bazı çalışmalarda kanıt düzeyi çok yüksek olmasa da LED ve spot lambaları miyopiyi daha çok uyardığı söyleniyor. O yüzden mümkün olduğunca belki floresan ve akkor lambalar daha çok kullanılabilir bu açıdan. Mutlaka aydınlık olmalı. Bunları söyleyebilirim. Karışık ışık peki hocam, yani gün ışığı ve suni ışıklar beraber kullanılırsa tehlikeli olabilir mi? Ya da öyle bir araştırma var mı? Evet, yani gün ışığı kesinlikle miyopiyi uyarmıyor, onu söyleyebilirim. O yüzden gündüz vakti ışık yakmadan çocuk aydınlık bir yerde, pencereye yakın bir yerde yakın aktivite yapabilir. Ödevlerini yapabilir, kitap okuyabilir ya da dijital ekranları kullanabilir. Ama karışık ışıkla ilgili herhangi bir yazı ya da yayın yok. Ama dediğim gibi bazı yazılarda, yayınlarda özellikle spot ışıkların ve LED lambaların miyopiyi arttırdığı söylenmekte. Eskiden biliyorsunuz çocuklara yakından televizyon izleme diye kızılırdı. Kesinlikle. Şimdi telefonu bırak, tableti bırak, bilgisayarı bırak diye kızılıyor. Hakikaten ekran maruziyetinin miyopiyle direkt ilişkisi kanıtlandı. Evet. Tedaviye gelelim hocam şimdi. Birçok sebep var, birçok faktör var. Tedavisini de yapmamız da gerekiyor. Şimdi çocuklarda ve erişkinlerde tedavi yaklaşımları farklı mı oluyor? Evet. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Evet. Kesinlikle farklı. Çocuklarda miyopide ilk önce miyopinin ilerlemesini durdurmak en büyük hedefimiz. Bunun içinde bazı gözlük türleri var. Yine kanıt düzeyi çok yüksek olmasa da bifokal ve prizmatik bazı camların, bunları tabii doktor kontrolüne mutlaka verilmesi gerekiyor. Miyopi engellediğine dair bazı yayınlar, yazılar var. Yine bazı kaplamalı camların, bazı filtreli camların progresyonu, kötüleşmeyi önlediğini, engellediğine dair bazı yayınlar ve yazılar mevcut. Bunun yanında ortokeratoloji lensleri dediğimiz gece uyurken takılan kontak lensler var. Aslında kontak lensler gündüz takılırlar. Ama miyopi tedavisinde korneayı
düzleştirmek için gece kontakt lens kullanılabiliyor. Çocuk sabah kalktığında bu lensi çıkarıyor. Evet. Böylece miyopiyi gün boyu engellemiş oluyoruz. Uyum çabasını gün boyu engellemiş oluyoruz. Akşam tekrar takıyor. Bunun için de tabii bazı şartlar var ve bir deneme süreci gerekiyor. Mutlaka bir göz hekiminin görmesi gerekiyor. Bunun yanında atropin damla son yıllarda kullanıma girdi. Atropin evet. damlayı da yine bizler hazırlıyoruz. Normalde atropin çok daha farklı hastalıklarda kullanılan bir ilaç. Bunu belli oranlarda sulandırıp her gece göze bir damla şeklinde damlatabiliyoruz. Ama bunun için de tabii uygun hastaları bulmak lazım. Yani çok fazla ilerlemesi, işte senede bir dereceye yakın miyopisi ilerleyen ya da çok küçük yaşta başlayıp 3-4 derecenin üzerine miyopisi olan çocuklarda bu damlayı başlamak lazım. Bu damla normalde ülkemizde hazır preparat şeklinde yok. Onu biz göz hekimleri hazırlayıp çocuğa veriyoruz ve uzun yıllar kullanmasını istiyoruz. Ama esasında miyopiden korunma en önemli faktör. Yani tedaviden önce o demin söylediğim işte dijital ekrandan mümkün uzak olduğunca durmak. Uzak durmak çok önemli. Erişkinde ise miyopinin tedavisi çok daha farklı. Yani herhangi bir işlem yaptırmak istemeyen hastalarda gözlük ve kontak lensleri kullanıyoruz. Ama gözlük ve kontak lensler miyopiyi durdurmuyor. Miyopinin ilerlemesini durdurmuyor. Sadece daha net görmeyi sağlıyor. Onları çıkardığımızda tekrar eski görme devam ediyor. Miyopi devam ediyor. Miyopinin kesin çözümü lazerler. Lazerler. Evet. Lazere de geleceğiz şimdi birazdan evet. hocam. Gözlükleri kullandıktan sonra çocuklarda birazcık ilerleme duruyor ya da lensleri kullandıkça bu o rahatsızlık tedavi edilebiliyor diye söylediniz. Peki düzensiz kullanılırsa hocam bu uygulamalarda nasıl bir sonuçlar doğuyor? Evet, şunu düzelteyim aslında. Yani gözlük kullanımı ya da kontak lens kullanımı, normal görmek evet. için kullanılan kontak lens, ilerlemeyi çok fazla durdurmuyor. Çünkü göz uzaması ve göz kırıcılığının artması devam ediyor çocukta. Yani aynı kolun uzaması gibi, başın uzaması gibi, ayağın uzaması gibi, ayağın büyümesi gibi çocuğun gözü de büyüyor. Göz büyüdükçe miyopi de artıyor. Gözlük aslında sadece iyi görmek için bir araç ve çocuğun gözden faydalandığı algı durumunun gelişmesinde faydalı. Çünkü göremeyen bir çocuğun evet. ilerideki haliyle gören bir çocuğun çok daha farklı olacaktır takdir edersiniz ki. O yüzden gözlük kullanması mutlaka gerekiyor. Ama düzensiz kullanımda tabii ki göz ağrıları, baş ağrıları, okul başarısızlıkları, işte okumada problemler, satır atlamalar, sınıf uyumunda gerilikler, çocuğun algısında ve fiziksel ve zihinsel gelişimde gerilikler, psikolojik gelişimde bozukluklar görebiliyoruz. O yüzden bir çocuk miyopsa, buradan bu mesajı da vermek istiyorum. Aileler ya bu çocuk gözlük takmasın, gözlüğe alışmasın diye düşünebiliyorlar. Evet, o şekilde. Böyle bir şey kesinlikle olmamalı. Hatta şunu da düşünebiliyorlar. Ya bir 0.50 düşük kullansa, bize de bunu söylüyorlar. Bazen çok baskıcı aileler olabiliyor gerçekten. Bunu kesinlikle tavsiye etmiyorum. Kesinlikle kendi numarası neyse ve en iyi gördüğü, en düşük miyopik camı neyse göz hekimi zaten onu reçete etmekte. Bu şekilde de göz hekimlerine güvenip reçetelerini alıp gözlükleri düzenli kullansın aileler. Boşuna dememişler, sor bir bilene. Evet, değindiğiniz için de çok teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Cam gözlüklerin kalitesi fark ediyor mu hocam bu tedavide? Yani evet. Çünkü çok değişik markalar var, çok evet. değişik evet. cam çeşitleri var. Evet. O da bir değinirseniz evet, kısaca. Evet, değineyim tabii. Yani son yıllarda tabii ticaretin çok fazla gelişmesiyle çok daha farklı cam türleri ortaya çıktı. Yani biz reçeteye yazıp hastalarımız optisyenlere gittiğinde çok farklı tekliflerle karşılaşabiliyorlar. Çünkü gerçekten çok sayıda cam markası var. Aslında birçok hastalık için farklı kaplamalar, farklı filtreler ya da gözlük cam çeşitleri, materyaller, çerçeveler var. Biz böyle bir durum olduğunda hastamızı uyarıyoruz. Yani çok mesela bilgisayar ekranına bakan ya da çok okuyan ya da çocuklar için ya da mesela diş hekimi için ayrı camlar öneriyoruz. Mesela polikarbonat camlar öneriyoruz ki hastanın ağzından çıkan buhardan dolayı gözlükler buharlaşmasın diye. Yani her meslek grubuna ayrı, her kullanım tarzına, yaş grubuna ayrı gözlük camları var. Uygun cam çeşidini biz aslında muayene sırasında hastanın da beklentilerini anlayarak ve dinleyerek ve hastanın demin dediğim faktörlerine bağlı olarak uygun cam çeşidini belirtiyoruz. Tabii hastalarımız optisyenlere gittiğinde optisyenlerin de önerili oluyor. Ve bu çerçevede çeşitli camlar ve çerçeveler alınabiliyor. Yani standart bir yaklaşım yok yani. Standart bir yaklaşım yok, evet, kişiye özel. O da güzel bir şey. O da bilimin ilerlemesi ve camların da değişik olup da çok daha
iyi bir tedavi olduğuna ben inanıyorum. Evet, öyle gerçekten. Yani yarar bir şeyse, yani tabii bazı şeylerde şey devreye giriyor. Biliyorsunuz para her şeyin içine girince bozuyor. Ama bilimsel açı ve tıbbi açıdan yaklaşıp gerçekten uygun hastada uygun kaplamayı, uygun materyali ve uygun filtreyi söylediğimiz zaman çok fazla faydalı oluyor. Onu söylemek isterim. Gelelim şimdi hocam lazerli operasyonlara. Evet. Son olarak. Tedavi hocam, lazerli tedavi öneriyor musunuz ve nasıl yapıyorsunuz miyopide? Uygun hastalarda lazerli tedaviyi kesinlikle öneriyorum. Ama uygun hastalarda, altını çizmek isterim. Çünkü Alzheimer lazerler, evet, günübirlik bir operasyon. Hastamız çok yakın zamanda günlük işine, rutin aktivitelerine 1-2 gün içerisinde dönebiliyor. Ama bu işlemin basit olmadığını ve çok çeşitli komplikasyonlar olabileceğini kesinlikle burada hatırlatmak isterim. Evet, lazer operasyonu tamamıyla teknoloji bağımlı ve teknolojinin son yıllarda bize sunduğu nimetlerle komplikasyon oranının da çok azaldığı bir teknoloji. Ve uygun hastalarda gerçekten mükemmel sonuçlar veriyor. Ve şu an dünyada en çok yapılan cerrahi girişim Alzheimer lazerler. Son yıllarda çok daha fazla gelişmeler oldu. Femtosecond, femtosaniye lazerler eklendi. SMILE denen bir başka teknoloji ortaya çıktı. Her hastaya uygun lazer çeşidini, yine hastanın önceki muayenesini, hastanın muayenesini ve ihtiyaçlarını, yaşını, tıbbi durumunu değerlendirerek yapmak lazım. Çeşitli teknolojiler var. Fotorefraktif keratotomi dediğimiz PRK, son zamanlarda No Touch ismiyle de anılıyor epitelin lazerle kaldırılmasından dolayı. Bunun yanında LASIK operasyonu var, SMILE operasyonu var. Ama dediğim gibi önce detaylı, güzel bir muayene ve uygun hastada hangi yöntemi yapabileceğimizi seçiyoruz. Hocam zaman çok çabuk geçti. Evet. sorular daha bitmedi ama doyurucu bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Çok programa katıldığınız için de çok teşekkür ediyorum. Sayın Doçent Doktor Çağatay Çağlar'a programa katıldığı için çok sağ olsun. Ağzına sağlık. Teşekkürler hocam. Ben de çok teşekkür ediyorum. Sizinle birlikte aynı kareyi paylaşmak benim için büyük keyifti ve onur vericiydi. Sağ olun. Sağ olun. Bir sonraki konumuzla devam ediyoruz. Sonhavadis.com devam edecek. Sonhavadis.com devam ediyor. Konuğumuz kardiyoloji uzmanı Profesör Doktor Sayın Mehmet Akbulut hocamız. Merhaba hocam. Nasılsınız? Merhaba efendim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bugün toplumun çok büyük bir bölümünü etkileyen ve ilgilendiren önemli bir konu konuşacağız hocam sizinden. Kalp yetmezliğini konuşacağız. Kalp yetmezliği nedir hocam? Buradan başlayabilir miyiz? Çok teşekkür ederim. Aslında bu ay, Kasım ayı, organ nakli farkındalık ayı. Dolayısıyla kalp yetersizliğinin nihai sonucu tedavide organ nakli olduğu için böyle bir konuya değinmenizden dolayı da sizlere ayrıca çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim hocam. Efendim, kalp çok ilginç bir organ. Sevinince çarpar, üzülünce kırılır. Hele bir de umduğunu bulamamışsa küser. Hayattaki sevdiklerini bir anne şefkatiyle korur, zeval getirmez. Hayatta kopan sevdiklerine ise mezar olur, içine gömer. Bazen aşık olur, deli deli çarpar, coşar. Coşar. Ancak gece gündüz demeden hep çalışır, çalışır, çalışır. Dakikada 70, saatte 4200, günde 100, yılda ise yaklaşık 35 milyon kez atar. Her attığında yaklaşık 70 mililitre, bir insan ömründe ise yaklaşık 1,5 milyon varil kan pompalar. 95 bin kilometre uzunluğundaki damar ağıyla yaklaşık olarak 75 trilyon hücrenin yaşam iksiri olan kan sunar. Kan ihtiyacını karşılar. Ancak nedendir bilinmez, hayatın herhangi bir evresinde bir şeyler kalbin bu yaşam enerjisine çomak sokar. Kalp yüklendiği bu ağır yükü yetmiyormuş gibi bir de bunlarla mücadele ederken tabii ki yetersizliğe düşebilir. Şayet birileri bu duruma eğer omuz vermezse bir daha atmamak üzere
sonsuza kadar susar. Kalp böyle bir organ. Sizce de ilginç değil mi? Kesinlikle hocam. Peki gelelim sorunuza. Ve her zaman bir kişi için daha yer vardır hocam kalbin içinde. Kesinlikle. Aslında kalp yetmezliği bir hastalıktan öte bir takım belirti ve fiziksel bulgulardan ibaret bir sendromun adıdır. Kalbin çeşitli sebeplerden dolayı zarar görmesi ve bu zararlardan mütevelli olarak da yapısal ve işlevsel fonksiyonlarını yitirmesi, kısmen ya da tamamen vücut hücreleri için gerekli olan, özellikle oksijen ve besin değerinden, besin bakımından zengin kanı, organlara yeterince pompalayamaması durumudur. Genel olarak yetişkinlerde yaklaşık olarak %2-3 civarında, ancak ileri yaşlarda bu oran çok yükseliyor. Bu bizim toplumumuz için de geçerli, dünya toplumları için de geçerli. İleri yaşlarda %20-30'lara kadar çıkabiliyor. Yüksek bir oran hocam. Evet, toplumun neredeyse 1/3 nüfusunu etkileyen bir hastalık. Birçok yaşta da bunu görebiliyoruz. Yani bunun kesinlikle bir standartı da yok değil mi hocam? Yani şu yaştan şu yaşa kadar bu olur. Her yaşta görülebiliyor. Çocuklarda da olabiliyor. Her yaşta görebiliyor. Ortada oluyor, ileride de oluyor. Belirtiler nedir hocam? Yani şimdi biraz önce siz bahsettiniz ama en çok size hangi şikayetle hasta geliyor? Şu merdiven mi çıkamıyor, spor, efor yaparken mi zorlanıyor, yoksa öksürükten mi geliyor? Nasıl bir belirgin bir şikayeti var? Bu hastalığın temel kardinal bulgusu aslında bitkinliktir. Daha sonra nefes darlığı. Özellikle geceleri yastık sayısını da arttırarak uyumaya çalışırlar ve geceleri uykuda uyandıran nefes darlıkları olur. Bunlar tipiktir bu hastalar için. Bununla birlikte egzersiz toleranslarında ciddi bir düşme vardır. Hatta egzersiz sonrası toparlanma süreci de oldukça uzundur bu hastalar normal insanlara kıyasladığımızda. Ve daha az olarak biraz önce ifade ettiğiniz gibi gece öksürükleri çok dikkat çekici ve tipiktir bunlarda. Horlama, iştah kaybı, bazen bilinç bulanıklığı ileri aşamalarda, depresyon, çarpıntı, baş dönmesi gibi birçok bulgularla karşılaşabiliyoruz. Yine bu hastaların özellikle bizim hekimlerin yaptığı fizik muayeneler sonucunda dikkat çekici bazı bulgulara da rastlıyoruz ki bu bulgulardan bir tanesi özellikle karında şişkinlik, boyun damarlarında distansiyon dediğimiz genişlemeler, yine kalbin büyümesinden dolayı normal konumundan başka bir yere kaymasından dolayı çarpıntı hissedilen, daha doğrusu kalbin o impulsu hissedilen bölgenin yer değiştirmesi, kilo alımı, ayda 2 kilodan fazla eğer nedensiz bir yere herhangi bir çaba harcamadan bir kişi alıyorsa kalp yetersizliğinde şüphelenmeli. İleri dönemde tabii tam tersi de oluyor, kilo kaybı da oluyor ama o ileri aşamalarda artık oluyor. Yine ayak bileklerinde ödem. İlk bulgulardan bir tanesidir bu. Ayak bileklerindeki ödem bir kalp yetersizliği için önemli bir işarettir. Buna dikkat etmek lazım. Yine çarpıntı, sürekli çarpıntı hissi, düzensiz nabız, sık nefes alıp verme, taşıtma dediğimiz durum. Batında gerginlik hissi, özellikle de egzersiz sonrası batında gerginlik ve şişkinlik hissi önemli bir kalp yetersizliği bulgusu olarak karşımıza çıkabiliyor. Teşhiste hocam peki ne kullanıyorsunuz? Hangi yöntemleri kullanıyorsunuz? Yani çok muayene olarak veya radyografik olarak nasıl bir yaklaşımınız var? Kalp yetersizliği teşhisi aslında biraz önce ifade ettiğim tüm hastalıklarda da bu böyle ama kalp yetersizliği de biraz daha ön planda. Belirti ve bulgulardan yola çıkılır. Evet. Belirti ve bulgulardan özellikle kalp yetersizliğinin %80-90 oranında teşhisi konulabiliyor. Ancak belirti ve bulgular kalp yetersizliği varlığını ortaya koyuyor. Ancak bu kalp yetersizliğinin hangi evrede olduğunu, düzeyini belirleme konusunda fikir vermeyebilir. Bunun için bazı teknolojik testlerden faydalanıyoruz ki bu teknolojik testlerin başında da ise özellikle ses dalgalarıyla kalbin detaylı bir şekilde görüntüsünü veren ekokardiyografidir. Biz ekokardiyografiyle özellikle bu biraz önceki klinik bulguları bir araya getiriyoruz. Hastalığın
evresini belirleyebiliriz. Aynı zamanda ekokardiyografide kalbin fonksiyonel yapısını, yapısal yapısını da tespit edebiliriz. Hatta ekokardiyografi ile kalbin bu yetersizliğine sebep olabilecek nedenler hakkında da fikir sahibi olabiliyoruz. Bunun dışında tabii yine bazı teknolojik testlerimiz var. İşte sintigrafik incelemeler, kardiyak MR, yine kan testleri dediğimiz birçok testimiz var. Ancak temel teşhis araçları bu klinik bulgu ve ekokardiyografidir. Teşhis konulduktan sonra hocam, yani bu rahatsızlığın birkaç aşaması var mı, yoksa kalp yetersizliği standart bir teşhis midir? Yani aşaması var. Aşaması var. Evet. Ona göre de tedavisi tabii, var. Tedavisini biz ona göre biraz bekliyoruz. Açıklar mısın? Tabii ki. Şimdi kalp yetersizliğini biz özellikle sınıflandırırken kalbin kasılma gücüne göre ekokardiyografide bir hesaplama yapıyoruz. Buna kalbin işte ejeksiyon fraksiyonu diyoruz. Bu ejeksiyon fraksiyonuna göre düşük ejeksiyon fraksiyonlar, ılımlı düşük olanlar ya da korunmuş ejeksiyon fraksiyonlar. Yani illa da düşmesi de şart değil. Bunlara göre biz tedavi şekillerini belirleyebiliyoruz. Hastalar semptomlar, yani bu belirti ve bulgular aynı olsa da tedavi yaklaşımları bunlarda farklıdır. Evet. Çünkü biz tedavi belirlerken aslında ilk önce kalp yetersizliğine yol açan nedenlere üzerinde yoğunlaşıyoruz. Kalp yetersizliğine yol açan birçok neden var. O nedenleri siz ortada kaldırmadığınız müddetçe sadece semptomatik, yani palyatif bir tedaviyle sonuca ulaşamazsınız. Müsaade ederseniz mesela kalp yetersizliğine yol açan en önemli nedenlerin başında koroner arter hastalığı dediğimiz kalbin kendi damar hastalığıdır. Evet, bu toplumun çok önemli bir kesimini yine ilgilendiriyor. Hipertansiyon kalp yetersizliğinin en önemli nedenleri arasında sayılıyor. Yine kapak hastalıkları. Kalp kapak hastalıkları. Son yıllarda özellikle romatizmal kapak hastalıkları ülkemizde sayısı giderek azalmasına rağmen ancak toplumun son yıllardaki bu göç dalgalarıyla birlikte dışarıdan bize bu tür hastaların çok gelmesine sebep oldu. Yine kapak hastalıklarıyla çok sık karşılaşıyoruz. Kalp ritim bozuklukları. Kalbin yine anatomik ve fonksiyonel yapısını bozan kardiyomiyopatiler dediğimiz, kendiliğinde demeyelim de nedenini halen çözemediğimiz bir hastalık grubu var. Bu da kalp yetersizliğinin önemli bulgularıdır. Doğumsal kalp hastalıkları, enfeksiyonlar önemli yine bir kalp yetersizliği nedeni olarak karşımıza çıkıyor. İlaçlar, kemoterapik ajanların önemli bir bölümü kalp yetersizliğine yol açıyor. Zaten son yıllarda özellikle onkolog meslektaşlarımız bu ilaçları uygulamadan önce mutlaka kardiyoloji konsültasyonlarıyla bilgi talebinde bulunuyorlar. Bu şekilde tedaviler düzenleniyor. Hormonal bozukluklar, depo hastalıkları dediğimiz bazı glikojen depo hastalıkları da kalp yetersizliğinin nedenleri. İşte bu nedenleri biz hepsini tek tek belirliyoruz. Belirledikten sonra hastanın o fonksiyonel kapasitesi ve ekokardiyografik derecesine göre de nedenleri önce ortadan çekildikten sonra tedavi aşamasına geçiyoruz. Yani bu sebepler ortadan kaldırdıktan sonra tedavi yaklaşımı ile bu oldukça yüksek oranda bir netice aldığını da söyleyebiliriz. Elbette. Nedeni ortada kaldırdığınızda bazen mesela bir ilacın yol açtığı bir kalp yetersizliğinde ilacı tamamen kestiğinizde çoğunlukla hiç başka ilaca gerek olmadan sebebi ortada kaldırdığınızda kalp yetersizliği düzelebiliyor. Bazen bir ritim bozukluğuna bağlı olabiliyor. Siz sadece ritim bozukluğunu düzeltiyorsunuz. Ancak o ritim bozukluğunu düzelttikten sonra hiçbir ilaca gerek duymadan kalp kendisini toparlayabiliyor. Ama bunları gecikmeden yapmak lazım. Kesinlikle. Geciktiğiniz zaman artık kalbin toparlanma şansı yok. Yani aslında nakavt olmaması gerekiyor. Nakavt oldu mu artık kalp toparlayamıyor, ayağa kalkamıyor. Yani maçın başında yakalamak gerekiyor. Maçın başında yakalamak lazım. Çok gecikmiş vakalarda peki hocam, kalbin transplantasyonuna kadar gidebiliyor bu olay diye bahsettiniz. Artık iş oraya kadar geldiği zaman da, hani inşallah gelmez de, geldiği zaman da tabii ülkemizde de transplantasyon konusunda da biraz sıkıntılar da var. Yani donor konusunda daha çok. O konuya da biraz değinirseniz hocam. Ben özellikle tabii meslektaşlarım da biraz bu konuda uyarma demeyelim ama biraz da topu onlara atayım. Çağrıda bulunayım. Çünkü biz hep böyle
hastalıkları tedavi ederken ilaçların arkasına saklanıyoruz. İlaçlar bir yere kadar tamam fayda verebiliyor, doğru. Ancak bazen o ilaçların tedavi edemeyeceği durumlar da söz konusu olabiliyor ki, kalp yetersizliğinin evre 4 dediğimiz evreye gelmiş bir insanın artık eğer yaş faktörü yoksa, komorbiteleri yoksa nakle göndermemiz gerekiyor. Tabii bu nakillerin olabilmesi için de özellikle sağlıklı bir kalbe ihtiyaç vardır. Bizim toplumu ilk önce sağlıklı bir kalp verebilecek donörlerin ikna etmemiz lazım ya da donör yakınlarını ikna etmemiz lazım. Aslında biz tamam bunlar tedavi yolları bu biliyoruz, ilaç veriyoruz, nakil diyoruz ama siz kalp eğer ortada yokken ne kadar nakil derseniz de boştur. Aslında burada sağlık politikalarının da gözden geçirilmesi lazım. Çünkü sağlık politikalarında her vatandaş mutlaka bu işin bir parçası olması gerektiğine inanıyorum. Çünkü sonuçta kesinlikle bir trafik kazasında hayatımızı kaybettiğimizde bizimle birlikte tüm organlarımız aslında toprak oluyor. Evet. Halbuki o organlar eğer hasar görmemişse, toprağa verilmeden önce o organlar belli bir süre içinde alınıp ihtiyacı olan birilerine verdiğimizde ömrümüz aslında bir yerde bir kat devam daha uzamış oluyor. Biz bunu hem manevi yönden bu konuda desteklememiz lazım, hem de maddi yönde bunu desteklememiz gerekiyor. Dolayısıyla kalp yetersizliğin tabii nedenlere yönelik tedavisini yapın diyoruz. Nedenlerini ortada kaldırdıktan sonra özellikle ilaç tedavisini yapın diyoruz ki ilaç tedavilerinin başında da idrar sökücüler ön plana çıkıyor. Tabii birden fazla ilacın kullanılması gerekiyor. Bu yetmiyorsa kalp pillerini biz uyguluyoruz ya da şok verici piller kullanıyoruz ama yetmiyorsa nihai sonuç kalp yetersizliği, kalp naklidir. Kalp yetersizliğinin tedavisinde kalp nakli gerçekten de bu hastaların son umududur. Bunları mahrum bırakmamak gerekiyor. Toplumsal olarak bu konuda mutlaka her bireyin üzerine düşeni yapması gerekiyor. Yani bunu isteğe bağlı olmaktan öteye götürmek lazım. Belki bana seyircileriniz kızacaktır. Zoraki değil ama bu bir toplumsal duyarlılık için bu gereklidir diye düşünüyorum. Bir de pillerden bahsettiniz hocam. Pillerin de çok büyük faydasını görüyoruz ve pil takan çok hasta var. Bu pilleri de biraz anlatabilir misiniz? Kalbin üzerindeki olumlu etkilerini. Pillerin kullanma amaçlarına baktığımızda aslında bir ritim bozuklukları amacıyla kullanılan piller. Evet. Bir de kalp yetersizliğinde kalbi desteklemek için, kalbin bozulmuş o kasılma durumunu düzeltmek için uygulanan pillerdir. Bu pillerin bir bölümü sadece enerji üretir, kalbin kasılmasını sağlar. Bir bölümü hem enerji üretir, kalbin kasılmasını sağlar hem de olumsuz bir ritim bozukluğu sırasında şok verir, şoklu cihazlardır. Biz özellikle kalp yetersizliğinde, özellikle kalbin yapısal bozukluğu ön planda olduğu için ritim bozukluklar da çok ön planda. O münasebetle hem enerji veren hem de şok veren çift odacıklı kalp pillerini tercih ediyoruz. Ancak bazen piller de yetmeyebilir, organ bulamıyorsunuz. Ondan sonraki organ nakliyle, kalp nakliyle pil arasında belli bir süre bize zaman sağlayan, kalbi destekleyen cihazlar var. Cardiac device cihazlar dediğimiz. Onlar da kalbin özellikle destekleyip böylece hayatta tutunmayı sağlıyor. Ancak biz hiçbir zaman belki kalp piline kadar tamam tolere edilebilir ama kalp destekleyici cihaz ve nakle gelmemesi için bütün kurşunlarımızı, bütün imkanlarımızı seferber etmemiz lazım. Kesinlikle. Hocam kalp destekleyici cihaz dediniz ama suni kalp yapma konusunda ya da üretme konusunda dünya nerede şu anda? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Biraz ileriye yönelik konuşalım. Aslında bununla ilgili çok önemli gelişmeler var. Onu ifade edeyim. Bugün tabii direkt olarak suni değil ama bazı hayvan kalplerinde alınan dokulardan yola çıkarak evet, o bozulmuş kalbin o bölgesine yönelik
müdahalelerin yapıldığı çalışmalar var. Ancak bunlar çok yaygın değil. Halen deneme aşamalarında. Onaylanmamış da. Çalışmaların da sonuçları yani tüm global şeye inmemiş. Sadece bölgesel çalışmalar var. Ve burada en çok da domuz kalbi üzerinde çalışmalar yapılıyor. Ve insanda da çok başarılı sonuçlar elde edilmiş. Ancak dediğim şekilde onlar için biraz daha zaman gerekiyor. Çünkü sonuçları, uzun vadedeki sonuçları konusunda halen bilgilerimiz yetersiz. Ama yakın gelecekte bunun kesinlikle olacağına eminim. Buna da inanıyorum. Çünkü çalışmaların sonuçlarına baktığımızda aslında bize görünen köy kılavuz istemez derler. Köy görünüyor. Köy görünüyor. Köy görünüyor. Sadece bir patikaya tane yürümemiz gerekiyor. Evet. Hocam çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir sohbet oldu. Çok güzel bilgiler paylaştınız bizimle. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim davetiniz için. Özellikle de organ nakliyenin gündeme geldiği bu ayda böyle bir programa davet edilmemiz de ayrı bir onurdu. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Çok sağ olun hocam. Başka bir programda tekrar sizinle görüşmeyi çok isteriz. Çok teşekkür ederim efendim. Bugün de geldik programımızın sonuna. Farklı konularla ve farklı konuklarla karşınızda oluncaya dek sağlıkla kalın, hoşça kalın. Sonhavadis.com sundu.